Sevgili gençler merhaba. Bugün Karsan'ı incelemeye çalışacağız. Karsan'a haftalık grafikte baktığımızda Ekim ayının başından itibaren indikatörümüzde yukarı yönlü kırılım olmuş. Bu haftada 3.11 ortalama ile hisse kapatmış. Bugün ise hisse 3.37 en yükseği gördü ve 3.31 ile kapattı. Günlük grafikte bakarsak, grafiğimize daha hareketli yaklaştırarak, özellikle bugünkü hacimli yukarı yönlü hareket ile hissenin son 2-3 ayda oluşan yatay bandan yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. Yukarı yönlü kırılımın pozitif devam ettiği sürece önümüzdeki direnç seviyelerini görmek için fibonacci çalışması yapabiliriz. Fibonacci analizimize baktığımızda evet şimdi son dönemde oluşan yatay bant aynı zamanda fibonacci 8 direnci seviyesi olduğu ortaya çıktı. Yani 3.15 üzerinde kaldığı sürece hissenin önümüzdeki süreçte Fibonacci 9 direnci 4.38 lira direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu direnç seviyesi aynı zamanda bizim makas hedefi yöntemimizle de uyumlu olduğu görülmektedir. Makas hedefimizi ölçerek de yapabiliriz. Şöyle hissenin ana hareketlerinin takip ettiği ortalama 200 günlük EMA burada. 200 EMA'ya daha önceki hızlı hareketlerde açıldığı makas genişliği şu bölge. Bu bölgeyi ölçtüğümüzde evet makas genişliğimiz burası. Kontrol sağ ile zamansal kaymayı yaptırırsak bu makas genişliğimizi kabaca ortalamanın da zamansal olarak yükseleceğini farz ederek tahmini olarak şu bölgeye koyduğumuzda 4.50 civarı makas genişliği yani bu seviye aynı zamanda bizim Fibonacci 9 seviyesi ile de uyumlu demektir. Bu aldığımız Fibonacci seviyelerini yani fibonacci bölgesindeki destek ve direnç seviyelerinin hissenin diğer teknik kriterlerimiz ile de uyumlu olduğunu gösterir. Bir diğer bakış açısı hisseye dolar bazlı baktığımızda da sevgili gençler hissenin evet haftalık yaparsak tarihi geniş bandı biraz daha görebiliriz. Evet. Dolar bazlı baktığımızda hissenin takip ettiği makas ana EMA'yı yani 200 EMA'yı hep belli mesafede yukarı açıp geri döndüğünü görüyoruz. Hep aynı şekilde bakın yukarı açıp geri dönüyor. Burada da yeni açıp dönmüş. Fakat son durumda eğer bu yatay bant kırılmazsa bile gene yaklaşık olarak şuradan geçecek trend baz alınırsa dolar bazlı da yine 0.50-55 dolar bandında hissenin dolar bazlı makas hedefi olduğunu söyleyebiliriz kabaca. Hissenin takas analizine baktığımızda ise günlük takasta 5.4 milyon satıcıya karşılık 9.3 milyon alıcı var. Yani son takas gününde belirgin bir fark var alım yönünde hissede. Yani bugünkü hacimli hareketi teyit ediyor günlük takas. Haftalık baktığımızda ise 12.8 milyon satıcıya karşılık 13.3 milyon alıcı var.
Günlük takastaki kadar güçlü olmasa da yine alım yönünde olması pozitif diyebiliriz. Evet, yabancı tarafından görünen yok. Yerler çalışmış daha çok işlem yönünde. Takasın sağ tarafına, yani toplam duruma baktığımızda ise hissenin kısmen toplu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü toplam takastaki dolaşımdaki malın %82'si ilk 5 kuruma ait. Yani kabaca %18'i diğer kurumlarda, %88'i ise ilk 5 kurumda bulunuyor. Özellikle burada en belirgin kurum Ak Yatırım. Alım grubuna baktığımızda Ak Yatırım yok. Haftalık takasta Ak Yatırım satım tarafında. Günlük tarafa bakalım. Evet, günlük tarafta çok daha bariz var. Yani son günlerde Ak Yatırım'ın satışı daha da azalmış diyebiliriz. Fakat günlük takasta sağ tarafta olan kurumlardan, yani ilk 5 kurumdan Deniz Yatırım alım tarafında. Takasa kısaca bu şekilde bakabiliriz. TL bazlı grafiğimizi aldığımızda tekrar Carson'a hissenin 3.07 stop loss seviyesi olarak belirlemiştik. Olumsuz haber akışında ise haftalık grafikte çalışan ortalama 3.07 altında olumsuz hareketler haber akışı olması durumunda ise 2.81 seviyesi destek seviyesi olarak izlenebilir. İyi akşamlar sevgili gençler.